Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuşa ablanın kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Az önce çekilişimizi yaptık, yayınladık. Çekilişte kazanan arkadaşımı tebrik ediyorum. Evet, bugünkü açılımımızın konusuna gelince. Şimdi bugünkü açılımımız problemli olan İlişkiler. Yani ilişkinizde bir probleminiz mi var? Bir sorununuz mu var? Bu ilişkinizde neler yapabilirsiniz? Eril enerjiye ya da dişil enerjiye düşen görevler nedir? Bunlarla ilgili bir açılım yapmak istiyorum sizlere. Yine bu açılımım da çok yoğun bir istek aldı. Onun için hemen eril ve dişil enerjiler için problemli ya da sorunlu giden ilişkilerde neler yapılmalı ya da neler yaşanacak önümüzdeki günlerde diyerek hemen açılımıza başlıyorum. Şimdi öncelikle eril enerjiler için ve dişil enerjiler için 3 desteği bölüyorum. Bu destelerden ortadaki desteği dişil enerjiler için seçmek istiyorum. Ve şu desteği de eril enerjiler için çekmek istiyorum. Bu destemizi de sonuç olarak ayırmak istiyorum. Şimdi eril enerjilerimizden ilgili hemen kartlarımızı şöyle bir yayıyorum. Şu dişil enerjilerimizi de şöyle koyalım. Evet. Şimdi eril enerjilerimizle bağlantılı hemen açılıma başlıyorum. Eril enerjiler, eğer ilişkinizde problem var ise, sorun var ise neler yapmalısınız ya da neler yaşayacaksınız diyerek. Evet, gördüğünüz gibi bakın hemen eril enerjilere niyetledik ve problemlere niyetledik. Gördüğünüz gibi sıkıntıda bir erkek. İlk daha açtığım kart. Evet, burada kartlarımın enerjisini ve kartlarımın ne kadar farklı olduğunu bir kez daha hepiniz görmüş oldunuz. Evet, eril enerjiler. Sıkıntılar yaşıyorsunuz. Özellikle önümüzdeki dörtlü zaman dilimi içerisinden beri yaşadığınız bariz sıkıntılar görüyorum. Ve bu sıkıntılarla bağlantılı karşınızdaki partnerinizle ya da eşinizle ya da sevdiğiniz kişiyle bir konuşmalar yapacaksınız. Çünkü hayatınızdaki kadının sizden gitmesini istemiyorsunuz. Ama bunun için özellikle kazanmanız gereken bir şeyler var. Yani dişil enerji ya da hayatınızdaki kişiyi, o kadını tekrar kazanmak için bazı çabalar göstermeniz gerekiyor. Özellikle para bağlantılı aranızda bazı sorunlar var ise, özellikle kazancınızla yine maddiyatla bağlantılı sıkıntılar yaşadıysanız, bunların hepsinden çıkabilmeniz için öncelikle ilişkinizde sorun yaşadığınız partnerinizi kazanmanız gerekiyor. Eril enerjiler. Evet, kafanızda mahkeme yapıyor olabilirsiniz. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Hak ve adalet arayışınız olabilir. Özellikle ilişkinizle bağlantılı. Tabii ki eril enerjiler de kendilerine göre haklı oldukları konular olduğunu savunuyor olabilirler ama şimdi eril enerjilerinde dişil enerjiye karşı biraz daha sakin ve biraz daha anlayışlı davranması gereken bir dönem olduğunu görüyorum. Özellikle evlilik bitişi noktasına gelmiş ya da evli gibi yaşadığı bir ilişki var ise ya da evliliğe gideceğini düşündüğü bir ilişki var ise bununla bağlantılı da tedbirli ve dikkatli davranması gereken bir zaman dilimi içerisinde eril enerji. Çünkü eril enerjinin de bakın gördüğünüz gibi en büyük arzusu ve en büyük isteği tabii ki mutluluk. Aynı zamanda bu kartla bizim logomuz. Evet, yani eril enerjinin de arzusu mutluluk ama eril enerjinin aslında şöyle söyleyeyim, özellikle ilişkisini kurtarabilmesi adına ya da ilişkisindeki problemleri ya da sıkıntıları bitirebilmesi adına hayatından savurması gereken bir şeyler var. Bunlar arkadaş çevresi olabilir, kötü alışkanlıkları olabilir ya da özellikle partnerinin tasvip etmediği hareketleri olabilir, davranışları olabilir. Bir şey yani bunları kesinlikle eril enerjinin hayatından bir kere çıkarması lazım. Özellikle dişil enerjiyle, yani
partneriyle ya da ilişkisi olduğu kişiyle biraz daha sorunlarını çözebilmesi adına tabii ki fedakarlıklar yapması gereken bir zaman diliminde yine özellikle etraflarındaki arkadaşları olabilir, akrabaları olabilir, etraflarında onları etkileyen ya da kafasına giren bazı insanlar var ise onlarla da mücadele etmek tabii ki eril enerjiye düşüyor. Şimdi eril enerjinin en büyük sıkıntısı burada çok kararsız olması, yani emin olması gerekiyor bir şeylerden. Daha böyle emin olduğu zaman daha kolay sanki ilişkisini kurtarabilecek gibi görüyorum. Ve özellikle eril enerjiler için son kez şunu söylemek istiyorum. Eğer ki hayatınızdaki kişiyi, evet problemli bir ilişkiniz olabilir, sorunlu bir evliliğiniz olabilir. Eğer ki kaybetmek istemiyorsanız kaybetmemek adına bir harekete geçin lütfen. Ha, eğer ki anlaşma yoluna gidip anlaşmalı bir bitiş, anlaşmalı bir ayrılık yaşamak istiyorsanız, bu mahkemede bir evliliğiniz olabilir ya da bir türlü bitiremediğiniz bir ilişki, hani kurtulmak istediğiniz bir ilişki olabilir. Bununla da ilgili anlaşma yoluna giderseniz sizin için daha hayırlı olacak gibi görüyorum. Evet, hadi bakalım. Sorunlu giden ilişkilerdeki bir de dişil enerjilerimiz için. Evet, dişil enerjiler lütfen. İzleyenlerim, danışanlarım. Evet, kartlarımla çok güzel odaklanıyorsunuz. Çok iyi rezone oluyorsunuz. Bunu hissediyorum. Bunu sizlerden alıyorum, bunun enerjisini. Bu yüzden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, sanırım dişil enerjilerimizde ilişkilerinde sorun yaşayan, problemleri olan dişil enerjiler bakalım neler yaşayacak ya da neler yapacaklarmış. Evet. İlk kartımız aşk. Şimdi dişil enerjilerimiz hala bir aşk, sevgi, sadakat beslediği bir ilişki yumağının içinde. Evet, dişil enerjilerin şu an ilişkisinde en çok istediği şey iletişim. İletişim. Yani iletişim kesikliği yaşıyor muhtemelen ya da iletişimde sıkıntı yaşıyor. Artık düzgün ve doğru bir iletişim yaşamak istiyor. Zaten dişil enerjiler bu ilişkiyle bağlantılı ellerinden geldiği kadar doğru ve dürüst davranmaya çalışmışlar. Yani düzgün gitmişler ilişkilerinde, ama hani ben bu kadar düzgün davrandım, ilişkimde bu kadar doğru gittiğim ona rağmen beni ikilemlerde ve sıkıntılarda bıraktı diyebilir. Ya da eril enerjinin bir ihaneti burada söz konusu olabilir. Başka birisi olabilir maalesef ki hayatında. Yani bu yüzden dolayı da kızgınlıkları ve kırgınlıkları var eril enerjiye karşı dişillerin. Üstüne üstlük bir de hırs yapılmış. Yani burada gerçekten hırs yapmış. Yani hani bu sıkıntıda giden problemli ilişkiyi kurtarmak için gerçekten çok azimli görüyorum burada dişil enerjileri. Bu yüzden dolayı da tebrik ediyorum. Ama şöyle de bir durum var. Eğer ki hani bitme aşamasına gelmiş, özellikle bir evlilik söz konusu ise burada. Evet, bazı korkular görüyorum. Ayrılma korkusu, kaybetme korkusu gibi korkular, bunlar çok yoğun bir şekilde dişil enerjinin üzerinde. Ama maalesef ki sanırım burada konsantre, bakın bu genel bir açılımdır. Herkes için geçerli değildir. Altını çiziyorum burada ama maalesef ki bir boşanma, bu resmi bir boşanmadır ama resmi bir boşanma mutlaka olabilir gözüyle bakıyorum burada, ama yine de bir bakalım devamı gelebilir mi? Hayır, gördüğünüz gibi bakın bir mahkeme kartım var burada, görüyorsunuz. Hani bakın bir savcı kürsüye çıkmış ve zamanı da ikili bir zaman. Hani bu iki gün, iki hafta, iki ay, belki de ikinci ay gibi. Ama şöyle de bir durum var, bu dişil enerji için belki hayatında gerçekten bir değişim, başkalaşım, hayatında gerçekten ciddi bir değişim, dönüşüm noktası olabilir. Hani belki bu sizin için çok daha hayırlı olabilir.
Bir de hala dişil enerjilerin geçmişten gelen sorunları ya da problemleri kafasına takması, hala unutamaması, özellikle eril enerjinin ona karşı ikiyüzlü davranışları ya da arkasından çevirdiği oyunlar, dolaplar, hani istemediği şeyleri yapması, onu üzmesi, gördüğünüz gibi yani psikolojisini bozması, takıntı yapmaları, tabii ki bunlar ister istemez dişil enerjiyi tabii ki etkiliyor ama şimdi burada dişil enerjinin üzerine düşen özellikle hani net tamam artık bitti, bitiriyorum, işte artık dayanamıyorum demesi var ama hani burada biraz endişeleriniz, bakın gene maddiyat çıktı, görüyor musunuz? Yani maddiyatın da çok etkileri var hani ilişkinizle bağlantılı. Tabii maneviyat da simgeliyor bu kartım. Aynı zamanda maddi ya da maneviyatla bağlantılı endişelerinde mümkün olduğu kadar partnerinizin yanında olun lütfen. Yani eril enerjiye hani destekçi olduğunu hissettirin. Eğer ki bir düzensizlik var ise, bakın şimdi ilişkinizde evet sorunlu bir ilişki yaşıyorsunuz, belki problemleriniz var ama şimdi bu kişiye karşı bir dargın, bir barışık, işte bir öyle bir böyle olmayın. Lütfen net olun, net. Net yani. Hani neyse hani Mevlana'nın bir sözü var. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Yani siz de bu şekilde yaklaşırsınız ilişkinize. Belki biraz da takıntılarınızı çok yansıtmazsanız, hani karşınızdaki partnerinize çok boğmazsanız, sorunlarınızla, problemlerinizle işte ya da kıskançlıklarınızla da diyebilirim. Hani neredesin, kimlesin, ne yapıyorsun gibi konularla eğer çok üstüne gitmezseniz belki uzaklaşmasını engellemiş olursunuz. Ayrıca yapacağınız kısa bir seyahat ya da güzel bir tatil, ufak bir yolculuk ya da sürprizler belki de partnerinize çok iyi gelebilir. Bir de görüş ayrılıklarına çok ısrarcı olmazsanız bu dönem, hani onun aklediğine kara, işte o sizin ya da sizin aklediğinize o kara demediği sürece, hani fikir ayrılıklarına, o fikir çatışmalarında biraz daha ortak noktayı, biraz daha ortak paydayı bulabilirsiniz. Eğer çok da bir şeylerin hallolma yoluna gidebileceğini görüyorum burada meleklerimin aracılığıyla. Evet, hadi bakalım bakalım. Bir de sonuca bakalım. Bakalım bu sıkıntılı giden olumsuz ilişkilerinizde meleklerim, melek kartlarım size gördüğüm kadarıyla birlikte tavsiyelerde bulunduk. Peki sonuç ne olacakmış? Hadi bakalım bir de sonuca bakalım. Sonuç için bakalım neler diyecekmiş kartlarımız. Evet, işte maalesef dişil enerjinin, aslında dişil enerjinin en büyük sıkıntısı ilişkilerde eril enerjinin, yani erkeklerin baskıcı, böyle ağır abi, otoriter ve böyle sıkıntılı tutumları. Yani bu tutum dişil enerji zaten germek için yetiyor. Yani tamamen işte dengeler orada bir alt üst oluyor. Yani dengeleri korumakta fayda olduğunu görüyorum. Hani sonuç olarak şöyle diyebilirim. Bakın, eril ve dişil enerjiler için ortak konuşuyorum burada sonuç noktamızı. Elinizi kolunuzu bağlayan engellerden lütfen kurtulun. Lütfen. Yani eğer ki eril dişili, dişil erili sosyal medyadan olabilir, telefonundan olabilir, engellemiş olabilir. Aralarına engeller koymuş olabilir. Şimdi bu engelleri bir kere sonuç olarak kaldırmanız gerekiyor. Yani karşı tarafında sizin de bir şekilde kaldırdıktan sonra, yani bu engellerden kurtulduktan sonra öfkeli davranmadan daha sakin, daha akıl ve mantıkla yüzleşmeler yaşar iseniz, evet yıkımlar var, biten ilişkiler de olacak. Bakın hani her şey güllük gülistanlık değil, tamam bu sorunlu ilişkilerde yıkımlar olabilir, bitişler olabilir. Bakın gördüğünüz gibi hani yanan kulelerden kendinize atmak isteyebilirsiniz. Yani hanenizin içinde bir yangın vardır, artık bu yangından kurtulmak istiyorum, bıktım dediğiniz zaman da olabilir ama hani genel olduğu için gene bakın hemen akabinden gelen kartta iyileşme kartı. Yani yıkımlar olabileceği gibi iyileşmeye giden ilişkiler de olacağını burada görüyorum. Ama bakın özellikle aralarında güçlü bağlar var ise, hani bu
misalen söylüyorum burada, atıyorum 30 yıllık evlilik vardır, söz konusudur. Yani bir 30 yıl söz konusudur ya da daha fazla bir zaman dilimi de olabilir. Hani hala o bağlar güçlüyse, ha kısa süreli bir ilişkide olabilir ama bağları gerçekten çok kuvvetlidir birbirlerine, kopmayabilir. Sadece burada karşılıklı birbirinizi dinlemek, sadece birbirinize ilgili özellikle sizi yoran, bezdiren, bıktıran durumlardan ortak payda da ne şekilde çıkabiliriz de eğer çözebilir iseniz, bakın problemli de olsa, sorunlu da olsa ilişkileriniz, her şekilde aranızdan hala bir bağın olduğunu görüyorum. Eğer ki bu bağı korumak ve kurtarmak istiyor iseniz, burada gördüğüm uyarılarımı dikkate alırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada abone sayımız gerçekten çok güzel bir şekilde, maşallah diyeyim, hızlı bir şekilde büyüyor. Büyümeye de devam edecek. Buna inanıyorum. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için, hatta ve hatta abone olmaları için, arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu, sevdiklerinizi teşvik ettiğiniz için ayrıca sizlere, hepinize minnettarım. Bu yüzden dolayı da size söz verdiğim gibi bir çekiliş daha yapacağım. Ama bu çekilişi çok yeni yaptığımız için hani biraz daha böyle hedefimizi, çıtamızı yükselttik. 3000. abonemizde YouTube üzerinden size bir çekiliş yapacağım. O zaman size gerekli bilgileri ileteceğim. Tekrar teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, pardon, çok özür dilerim. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bundan sonraki videomda soru cevap şeklinde gitmek istiyorum. Ama bu sorular sizden gelen sorular olacak. Genel anlamda ilişkinizle ilgili olabilir. İş hayatınız, aşk hayatınız, arkadaşlarınız, genel anlamda ne soru sormak istiyor iseniz lütfen bu videonun altındaki yorum kısmına sorularınızı yazın. O soruların içinden seçtiğim 10 sorunun net cevabını vereceğim ama kişisel olarak değil. Bunu da altını çiziyorum. Genel anlamda hepinizin adına sorulacak sorular ve cevaplar da bizden, buradan melek kartlarımla size gelecek. Evet, tekrar beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.